Herkese yeni bir videodan tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Yine yeni bir vlog başlattım. Videoyu başlatalı bayağı bir zaman oldu ama ben daha henüz konuşabiliyorum. Şimdi biz Bursa'dayız. Nilüfer'deyiz. Sümeyye'nin mülakatı var bugün. Öğretmenlik mülakatı. O yüzden geldik. O şimdi okulda mülakata girdi. Yani daha doğrusu sırasının gelmesini bekliyordu. Biz de buralarda onu bekliyoruz. Abimle gelmiştik yani üçümüz. Böyle bir pastane fırın tarzı bir yer var okula hemen yakın. Orada bir şeyler falan yedik. Atıştırdık. Bugün de yola falan geldiğimiz için oruç falan tutamadık. Tutamadım. Hem yol mesafesi bayağı var hem de biraz yollar falan tutuyor, kötü oluyorum. O şekilde. Yani böyle. Bakalım. Şimdi biz onu bekliyoruz. Bayağı bir vakittir. Daha sırası gelmedi. Burada bekliyoruz. İçeride sıkıldım. Ben de dışarıya çıktım biraz hava almaya. Buralarda böyle güzel bir yermiş. Yani normal. Böyle bayağı erken uyandık bugün. 5'te falan kalktık. Bayağı bir uykusuzum zaten. Yani uykusuzuz, yol geldik falan. O yüzden tabii biraz zor oluyor, kötü oluyor. Bu şekilde ben de bir kamerayı açayım dedim. Tekrar yine açarım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz en son o pastanenin oradaydık. Sümeyye çıktı mülakattan sonra oradan ayrıldık. Şimdi şeye geldik. Nilüfer'den Osman Gazi'ye geldik. Kent Meydan AVM'ye. Şimdi burada biraz gezeceğiz. Mağazalarda dolaşırız. Bir şeyler bakarız. Bir de bir şeyler yiyeceğiz. Acıktık. Şu pidemden sipariş verdik. O şekilde yani. Böyle. Günümüz böyle devam ediyor, ilerliyor. Koyacaktım işte. Video çekiyordum. Sümeyye nasılsın? İyi misin? İyiyim. Nasılsın? Yani. Mülakattan bilmiyorum. Çıktım. Evet. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun bakalım. Hayırlısı olsun. Amin inşallah. Kurtuldun. Aynen, şimdi tercihler var. Evet. Bakalım. Yedik. Mağazalarda geziyoruz. Biraz burada gezer sonra artık gideriz zaten. Eve döneriz İzmir'e. Bayağı da kalabalık AVM. Biz şimdi Defacto'ya girdik. Orada dolaşıyoruz. Altyazı M.K.
Evet, hala dolaşıyordum. Aynı. Aa, kadın reyonu burada. Buna girelim Süreyya. Sağlam mı abi? Şöyle pantolonlar var. Bayağı güzel yazlık yeni sezon ürünler de var. Böyle renkleri falan güzel, açık renk. Hoş bayağı. Şu tarz pantolonlar var. Keten tarzı. Tişörtlerin fiyatı uygun. Evet. De facto'nun kadın reyonundayız hala. Ha, bu da güzelmiş, çizgili. Ha, renkli de var. Bir yer bulsalım. Güzel, yumuşak. Düz beyaz tişört bak. 130 lira. Ay, ne kadar uzun mu bu bayağı? Evet, büzgülü eşofmanlar var hep ya. Bayağı güzel şeyler var. Ay, bu da güzelmiş bak. Kumaşları güzel, kalın, yumuşak, kaliteli. 200 liraymış bu. Şöyle geziyoruz hala. Üstlerim böyle. Grip gibiyim biraz. Burnum tıkalı. Sesim değişmiş. Şimdi Koton'a geldik. Burada da bir şeyler bakınıyoruz. Şu ceketleri çok beğendim şöyle. Açık renk, bej rengi. Şöyle blazer ceketler, gömlekler falan var. Meyde buralarda geziyor. Aa, yeni yazlık elbiseler çıkmış. Çok güzel renkleri. Yine yaz sezonu ürünler çıkmış değil mi Sümeyye? Evet, bayağı renklenmiş. Yandan daha rahat. Sevmiyor musun sen öyle? Seviyorum da. Kullanmıyorsan bana ver. 34 miydi? Belinin lastiğinden dolayı. Ay, renk renk gömlekler var bak. Kullanmıyorsun. Ay, çok güzel çantalar var. Şunlara bayıldım. Şunu çok beğendim. Şu beyaz renk, krem gibi. Şöyle. 300 lira fiyatı. Koton'da. Çok güzel bence. Yazın bir de böyle beyaz çantalar bence çok güzel gidiyor. Açık renk. Evet, o seninkine benziyor. Seninki de güzel.
senin aldığın. Şu siyahlar da güzel, klasik. Şöyle muadili bir markanın bu da herhalde. Bir tane vardı. Bu ne kadar? Evet, şimdi de Elsiva'ya Kiki'ye geldim. Geldik. Evet, biliyorsunuz Instagram'da Elsiva'ya Kiki ile işbirlikli linkler paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz linklerime. Ürünleri inceleyip satın alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da söyleyeyim. Hem mağazasından da bakmış olayım ben de. Online'da da oluyor. Mağazada da aynı ürünler herhalde. Ay, bu çantalar da güzel. Şöyle kadın reyonları. Renkli gömlekler. Yeni sezon tişörtler falan çıkmış. Tişörtler, gömlekler. Maşın altında var ya. Bak Sümeyye. Şu cüzdanlar çok güzel. 80 lira. Karşıya geçelim biz de. Trafik çok bence İstanbul gibi. Ben öyle aralara gidiyorum ki babacığım, hani sen... Şu botları kanser var zaten. Ne kadar ne görüyor, bak görüyorum. LTB nerede ya? Hadi gidin halledin. Tamam. Evet arkadaşlar, başka bir günden tekrar merhaba. Ben şimdi evdeyim. Bu videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. En son o gün biz tramvayla terminale gitmiştik. Orada Anatolium alışveriş merkezinde biraz gezdik, dolaştık. Sonra oradan zaten direkt minibüse binip İzni'ye geldik, eve geldik. Bayağı bir yorgundum zaten. Yemek yedik. Sonra dinlendim, yani yattım. Direkt zaten bayağı bir yol yorgunuydum, uykusuzdum. Bir de hasta oldum dönünce daha çok. Gitmeden önce zaten biraz böyle bir kırgınlığım vardı üzerimde, bir üşütmüştüm. Böyle hafif boğaz ağrım falan vardı. Sonra oraya gidip geldikten sonra biraz daha arttı. Burun akıntısı, bayağı böyle ateşlenme falan oldu gece falan. Öyle hastaydım, hala daha geçmedi tam olarak. O yüzden de zaten bir daha hiç kamerayı falan açamamıştım. O yüzden de bu videonun kapanışını şu an yapmak için kamerayı açtım. Öyle yine günlük bir vlog oldu Bursa'da geçen. Biz de mülakata gidip geldik o gün işte. İşlerimizi hallettik. Hem biraz gezindik falan, gezdik orada. Yani bu şekilde bir video olmuştu. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.